Günaydın değerli izleyenler. Bugün 11 Ocak Salı, ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre 403.104 COVID-19 testi yapıldı. 65.236 kişinin testi pozitif çıktı. 141 kişi ise yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %83,67 oldu. Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer'in COVID-19 tedavisi için geliştirdiği ilacın Avrupa Birliği'nde kullanımı için onay başvurusu yaptığını açıkladı. Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarına değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek. Bugün yayınlanan diğer bir tebliğ ile şirketler altın hesaplarını da 6 veya 12 ay vadeli TL mevduat hesabına dönüştürebilecek. TÜİK'in verilerine göre işsizlik Kasım'da bir önceki aya göre değişim göstermedi. %11,2'de kaldı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Kasım'da %22,1'e indi. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 1,7 puan artışla %22,3'e çıktı. İSO İhracat İklimi Endeksi Aralık'ta 53,9'da güçlenmeye devam etti. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen endeksteki iyileşme trendi Aralık ayı ile beraber 11 aya ulaştı. Borsa İstanbul BIST 50 endeksindeki paylar için açığa satışta yukarı adım kuralına devam edilmeyeceğini duyurdu. Borsa İstanbul yönetimi söz konusu sıralarda 11 Ocak'tan itibaren olağan uygulamaya geçileceğini ve fiyat limitleri dahilinde her fiyat seviyesinden açığa satış emrinin girilebileceğini ifade etti. Ve piyasalar, Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks %0,58 yükselişiyle 2045 puanda kapanış yaptı. 11 puan kadar yükselen borsada işlem hacmi 34 milyar liraydı. Bankalar %0,08 düşerken holdingler %0,63 yükseldi. En çok kazanan tarafta %6,22 ile ulaştırma, en çok kaybeden tarafta %1,39 ile finansal kiralama factoring sektör endeksleri yer aldı. Bugün içeride Kasım ayına ilişkin cari denge rakamlarını takip ediyoruz. Ekim'de 3,16 milyar dolar fazla veren ödemeler dengesi için beklenti bu ay için 2,5 milyar dolarlık açık şeklinde. MSCI Türkiye ETF'i New York işlemlerini %0,25 yukarıda tamamladı. 5 yıllık CDS'de ise 580 bas puandayız. Bu arada dün yine takip ettiğimiz haber başlıklarında neler vardı? Merkez Bankası'nın 11 ve 18 Ocak'ta 100'er milyon dolarlık 1 ve 3 aylık vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihaleleri düzenleyeceği ile ilgili başlık vardı. Bloomberg Intelligence 21 Ocak'tan itibaren Ocak'a kadar özellikle özel bankalar tarafından döviz varlıklarının %10'unun TL'ye çevrilmesi gerektiğini, zorunlu karşılıktaki ödemeler yüzünden komisyonların vergi öncesinde karları etkileyeceğine işaret etti. Bununla beraber dün tahvil tarafında hazine 12 aylık vadede 1,42 milyar TL, 5 yıllık vadede ise 1,03 milyar TL'lik kağıt sattı. Rekabetçi olmayan teklife de 4,5 milyar dolarlık satış geldi. Faizler cephesinde 12 aylıkta bileşik %23,76, 5 yıllıkta ise %26,30 4 seviyesinde oluştu. Gösterge bileşiğe döndüğümüzde dün 24.41'de kapanış gördük. Bu da 70 bas puan artış anlamına geliyor. 10 yıllık kağıtta bileşik getiri ise 24.91 ile 36 bas puanlık yükselişteydi. Dolarsa Fed'in Mart'ta faiz artıracağı fikrini fiyatlıyor. CME Fed Watch Tool'a bakıldığında Mart için 25 bas puan faiz artırım ihtimali %90'ı geçmiş durumda. IMF ise gelişen ülkeleri uyardı. Fed'in beklenenden daha hızlı sıkılaşmasının sermaye çıkışları ve kur dalgalanmalarına sebep verebileceğini ifade etti. Ve bu sabah itibariyle dolar TL yeni güne 13.81'den, euro TL ise 15.67.20'den başladı. Sepet kurda 14.73.69'dayız. Dolar endeksi 95.87, parite ise 1.13.41 seviyesinde işlemlere devam ediyor. Romanya tarafında dün politika faizi 25 bas puan yükseldi, %2 seviyesine geldi. Beklenti %2,25'ti. Euro bölgesinde işsizlik verileri dün açıklandı. %7,2 beklentiye paralel şekilde Kasım ayı için vardı. Ve Sentix'in yatırımcı güven endeksi Ocak ayında 14,9'a yükseldi. Stoxx 600 tarafında %1,3'lük düşüşte enflasyon kaygıları ve özellikle tahvile gelen satışların oluşturduğu risk iştahının kaçış tablosu söz konusuydu. Teknoloji hisseleri faiz yükselişine %3,2'lik bir düşüşle tepki verirken bankalar %0,4 kadar yukarıda kapanış yaptı. Avrupa kapanışının detaylarını birazdan Londra'dan Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız diyelim ve Amerika cephesine gidelim. Dün S&P'de
162 düzeltelim. Dow'da 162 puanlık bir düşüş. S&P'de %0.14'lük bir değer kaybı. Nasdaq'ta ise %2.7 düşüşten sonra %0.05'lik bir artıyla kapanış senaryoları takip edildi. 10 yıllık kağıtta faiz 1.80'i aşarak 2 yılın zirvesine çıkınca baskı gördü hisse senetleri. JP Morgan'dan stratejist Kolanovic'in yaptığı değerlendirmede Fed'in faiz artışları veya Omikron'un piyasayı rally açısından etkileyeceğine inanmadığını, teknoloji hisselerinin dipten alınması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Güçlü bir döngüsel toparlanma içinde ekonomi, Fed ise sıkılaştırmaya kademeli şekilde ve piyasayı alıştırarak gidecek dedi. Şimdiye kadar Fed'in tutanaklarına piyasanın verdiği tepkiyi de aşırı bulduğunu söyledi. Fed son tutanaklarda beklenenden daha erken faiz artırımına gidilebileceğini ve ardından da bilanço küçültmenin başlayabileceğini ifade etmişti. Fed Başkanı olması için ikinci dönemde aday gösterilen Powell'ın bugün Senato'da sunumu var. Fed Başkan Yardımcılığı içinde adaylığı bulunan Lael Brainard'da bir sunum yapacak Senato'da. Öncesinde Powell'ın konuşma metni ortaya çıktı. Amerikan ekonomisinin hızla büyüdüğünü söyledi Powell. Merkez Bankası'nın enflasyonun ısrarcı olmaması için elinden geleni yapacağını belirtti. Senato adaylık konusundaki teyit konuşmasında aynı zamanda pandemi sonrası ekonominin pandemi öncesi ekonomiden farklılıkları bulunacağının da altını çizdi. Bu hafta içinde Amerika'nın enflasyonu önemli. Aynı zamanda Cuma'dan itibaren Amerikan banka bilançolarını takip ediyoruz. Bugünün ajandasında Kansas City Fed Başkanı Esther George ve St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın da konuşmaları bulunuyor. Asya tarafına döndüğümüzde Amerika'nın karma kapanışı sonrası Güney Kore'de Kasım'da cari fazla 7.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yarınki Amerikan enflasyon verisini önemseyen piyasa şu anda karma seyir izliyor. Detaylarını birazdan Sadi Kaymaz'la Pekin'den canlı bağlantımızda alacağız diyelim ve gidelim Amerika'da vadeli piyasalara. Orada da an itibariyle %0.03'e varan çok yatay artılar söz konusu. Faizlerde dediğimiz gibi yükseliş var. 10 yıllık kağıt 1.80'in üstüne gitti. Bununla birlikte kısa vadeli kağıtlarda faizler yükselirken uzun vadelilerde ufak tefek törpülenmelerle biraz daha yataylaşan bir verim eğrisi son dönemde izledik. Bu sabahsa 10 yıllıkta 1.76.38'deyiz. Dün bu arada Dünya Altın Konseyi 2022 portföy değişiklikleriyle ilgili talep artışı öngörüsünü paylaştı ve faiz beklentilerinin de beklenenden hızlı şekilde yükselişiyle altının baskı altında kalabileceğini söyledi. Platinle ilgili olarak UBS yıl sonunda 1150 dolar, paladyumda ise 2000 dolarlık beklenti içinde olduğunu ifade etti. Rusya, Kazakistan gibi jeopolitik faktörler, enflasyon, faiz beklentileri derken bu sabah spot altın 1806 dolar 40 sentten el değiştiriyor. Uluslararası piyasalarda gram altına yansıması 802,5 TL civarında. Petrolde ise talep kaygıları bir yanda, Libya'nın üretim artırmış olması diğer yanda. Dolayısıyla dün Brent petrol %1, Amerikan tipi Hamsa %0.85 değer kaybetti. Bu sabahsa ikisinde de kabaca binde 5 civarında artılar yazılıyor diyebiliriz. 78 dolar 73 sentte Amerikan tipi Ham, 81 dolar 27 sentte ise Brent petrol işlemlerini takip ediyoruz. Kripto para evreninde ise Bitcoin dün Eylül'den bu yana ilk defa 40 dolar seviyesinin altına kırdı. %6 civarı değer kaybı vardı. Ether dedin 3000 doların altını gördü. Bu sabahsa toparlanma devam ediyor. Bitcoin'de 42.252 ve yine Ethereum'da 3.118 dolardan işlemlerin sürdüğünü belirtebiliyoruz. Rakamlar böyleyken dün itibariyle Avrupa piyasaları kapanışında tam anlamıyla faiz artışının beklentilerinin fiyatlara yansıdığını gördük. Teknoloji satış yerken karlarını artırması beklenen bankalara alım geldi. Detaylarını alma zamanı, Londra'ya gideceğiz. Karşımızda Ceren Dilekçi Köseoğlu var. Hisse senedi piyasalarında Eylül ayından bu yana en uzun süreli satış dalgası yaşandı. Avrupa borsaları da günü %1.5'a ulaşan kayıplarla tamamladı. Avrupa'da teknoloji endeksi kayıplarda başı çektiğini gördük. %3.5 oranında değer kaybetti Avrupa'da teknoloji endeksi. Bankacılık endeksi geçtiğimiz hafta pozitif ayrışmıştı. Çünkü yükselen faiz artışından en çok faydalanması beklenen sektör bankalar. Haftanın ilk işlem günü de Avrupa'nın genelinde yaşanan satıcılı seyre rağmen bankacılık endeksi güçlü durmayı başardı ve günü sınırlı bir yükselişle tamamladı. Onu petrol ve gaz endeksi takip etti. Petrol fiyatlarındaki yaşanan yükselişten destek bulan enerji şirketleri güçlü, iyi bir performans gösterdi. Satış dalgasına rağmen petrol ve gaz endeksi Avrupa'da günü çok sınırlı bir kayıpla tamamladı. Tabi ABD'de tahvil faizleri hızla yükseliyor. Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Alman 10 yıl vadeli tahvil faizlerinde yükselişinin hızlandığını takip ettik. Yani aslında küresel piyasalarda enflasyon endişelerinin yanı sıra yükselen faiz ortamı endişeleri fiyatlanıyor.
Ve bu arada 17 Ocağı kadar Powell üzerinde baskı vardı. Fed yetkililerinin özellikle hisse senedi ve tahvil piyasalarında pozisyonlanmaları Fed politikasıyla ne kadar çakışıyor, bunun şeffaflaşması için en son gelen haberde de Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida beklenenden erken şekilde görevi bırakacağını ifade etti. 14 Ocak itibariyle istifa ettiğini duyurdu. Kabaca 1 milyon doların biraz üzerinde hisse senedi fonu sattığı ve ardından Fed açıklaması sonrası benzer pozisyonu tekrar aldığı ile ilgili haber akışı yüzünden Clarida'dan istifa geldi. Öncesinde ise Wall Street kapanışı karışıktı. Detaylarını alacağız. Melike Ayan New York'tan bildirecek. New York'tan selamlar. ABD borsaları dünü satışla geçirdi ama satışın inmesi %2'lere çıktıktan sonra dipten alma fırsatını kaçırmak istemeyenler sayesinde biraz düştü. %2'lik düşüş daha da azaldı. 5 günlük bir satıştan bahsediyoruz ama şimdi özellikle dünün hikayesi Goldman Sachs'ın ekonomistlerinin de dediği gibi Fed'in 2022'de 4 faiz artışı beklentisinin piyasaya yayılmasıydı. Bu Goldman Sachs öngörüsüydü. Öngörü bulunca ABD borsalarında, hisselerinde baskı özellikle teknolojide, özellikle mega cap Apple, Amazon'da arttı. Bir yandan da 4 faiz olacak demelerin yanında bilançonun da küçültülmesi Aralık yerine Temmuz'da olacak dediler. Goldman Sachs bunu söyleyince tabii ki 10 yıllıklar %1.8'lere iyice fırladı. ABD borsaları şöyle bir çalkalandı. Sonra duruldu. Daha sert satışlar yaşanmadı. Dün toptancı envanter rakamları geldi ve onun %1.2'lerden 1.4'lere çıktığını görüyoruz. Ama bu haftanın en önemli verisi enflasyon verisi olacak. Tüfe beklenenlerden Powell'ın ve diğer Fed yetkilinin konuşmalarıyla birlikte diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve açık piyasalarda son durumu değerlendireceğiz. Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadi Kaymaz Pekin'de her sabah olduğu üzere bizi bekliyor. Sadi günaydın. Nasıl bir gün bugün piyasalar için sence? En çok hangi haberler fiyatlarda karşılık buluyor? Zeynep, az önce Melike'nin deyişiyle çalkantılı bir Wall Street gününün ardından burada görece diyebilirim sakin bir gün, görece durağan bir gün. Tabii ki özellikle Nikkei'ye dikkatini çekmek isterim. Dün biliyorsun kapalıydı, bugün açıldı. Biraz böyle intibak satışları var ama %0.8, %0.9 civarında. Tabii Nasdaq biliyorsun dün açıldıktan sonra neredeyse %3'e yaklaşıyordu kayıpları. Tam kapanırken artıda yeşilde kapanmayı başardı. Tabii Nasdaq en duyarlı olan borsalardı. Burada Hong Kong borsası, Japon borsası, orada tabii ki birazcık bu duranlığa katkı sağlamış olabilir. Sakin kaldı diyebilirim kısaca lafı uzatmadan Zeynep. Tabii özellikle Tokyo'ya baktığımızda elektronik hisselerinde satışlar var. Ona dikkatini çekmek isterim. Yine Fast Retailing'e baktığımızda ki burada Asya'nın en büyük perakende şirketi. Ondaki satışlar özellikle 225'i. Puantaj olarak en çok aşağı çeken unsur oldu. Neden Fast Retailing'den ve perakende sektöründen bahsettim? Yavaş yavaş Zeynep, burada omikron kaygıları giderek artıyor. Örneğin Japonya'dan başladık. Japonya sınır kontrollerini uzatmaya karar verdi. İçeride yine sıkılaşıyorlar. Tayland'dan Çin'e kadar çok fazla önlem var ki Çin'deki önlemler özellikle dikkat çekici Zeynep. Birkaç açıdan dikkat çekici. Bir tabii ki küresel ekonomideki genel konumu ama özelde de lojistik açısından limanlara yakın bölgelerde bir takım vakalar var. Daha fazla detay da aktarayım sana. Shenzhen Limanı özellikle bir lojistik işçisinde tespit edilen vaka sebebiyle ve onun haricinde 3 kişi daha tespit edildi. Özellikle limanın olduğu bölge ve limanla ilgili olarak bir takım testler başlatıldı. Limana girip çıkan kamyon ve tır şoförleri test ediliyor. Yine sadece insanlar değil aynı zamanda özellikle gıda ürünlerine yönelik de testler var. Neden bunu bu kadar detaylı anlatıyorum? Shenzhen'de Yantian Limanı var. Dünyanın en büyük limanları arasında. Lojistikte aksamalar kaçınılmaz. Aksamalar derken tabii ki en azından gecikmeler kaçınılmaz. Çünkü son derece bazı bir şekilde yavaşlamalar. Sadece Shenzhen Limanı değil, Ningbo Limanı'nda da kamyon şoförlerine yönelik olarak test aktiviteleri var. O geçen hafta başlamıştı. Şu anda %80 kapasiteyle çalışıyor özellikle kamyon şirketleri.
Bir taraftan da tabii ki omikron vakaları, dün seninle bahsetmiştik, hafta sonunda Çin'e ayak bastı. Üstelik de başkent Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafede Tianjin kentinden ayak bastı. 14 milyon nüfuslu. Orada kısmi kapanma tedbirleri var. İki ilçe özellikle karantina altına alındı. Şu an için şehir karantina altında değil ama orada da bir liman var ve özellikle Çin'in kuzey bölgesi için giriş kapısı niteliğinde otomotiv sektörü için, çelik sektörü için çok önemli bir liman. O limana girişler çıkışlar da tabii ki kente girişler çıkışlar kontrollü yapıldığı için ki şu anda gerekmedikçe ve test olmadıkça zaten kente giriş çıkışlar yasak. Dolayısıyla bunların hepsinin sonucunda lojistiğe geliyoruz, tedarik zincirlerine geliyoruz Zeynep. Çin'de omikron ya da genel olarak vakalar lojistik için pek de hayırlı değil gibi geliyor bana. Onun dışında dün yine seninle bahsetmiştik, TSMC Aralık ayı sonuçlarını açıklayacak ama sadece cirosunu açıklayacak demiştik. Açıkladı. Tabii dünyanın böyle çip peşinde koştuğu bir yıl geride kaldı. Orada da 6 çeyrek üst üste cirosunu arttırdı ama rekorlar kırarak da tabii arttırdı. Merak edenler olabilir ne kadar acaba diye. 15.8 milyar dolara tekabül ediyor son 3 aylık satışları ve Aralık satışları da 5.8 milyar lafı uzattım Zeynep. Bir senede sadece bir çip şirketi 60 milyar dolarlık satış yapmış oluyor ki bunlar ihracat sayılır. Daha da önemlisi belki gross marjini orada %52'lerin bulunduğu tahmin ediliyor. Sadi Kaymaz, Bloomberg HT Asya temsilcisi, çok çok teşekkürler aktardığın notlar için. Bir sonraki Pekin bağlantımız saat 8'den sonra. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve dış basın köşemize geçelim. Bloomberg'te bu sabah Çin'in giderek daha fazla yaptırım altındaki ülkelerden petrol tedarikine gittiği ve bu konuda İran'la Venezuela'dan aldığı petrolün boyutlarının artık 3 yılın zirvesine çıktığı ile ilgili bir hesaplama söz konusu bu sabah. Kipler şirketinin yaptığı değerlendirmeye göre İran ve Venezuela'dan normal petrolden daha ucuza tedarik sağlanabildiği için özellikle Çin'deki çaydanlık olarak bilinen özel rafineriler tarafında alımlar 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Geçen yıla kıyasla %53'lük bir yükseliş gerçekleştirdi. Özellikle Çin'in daha temiz enerjiye yöneleceğinin açıklandığı şu dönemler içerisinde bu tip bir rafineri aktivitesinin özellikle yaptırıma tabi ülkelerden geliyor olması dikkat çekiyor demişler. Aynı zamanda kargo tarafında eskimiş olan hurdaya çıkması planlanan gemilerle bu tip alımların yapıldığı da yine hesaplanıyor. Haberin içerisine bakıldığında öyle ki bu tip petrol geldiğinde Umman veya Malezya'dan gelmiş gibi gösteriliyor. Çünkü kağıt üzerinde Aralık 2020'den beri aslında Çin'in bu ülkelerden petrol alımı söz konusu değil diyor bu sabah itibariyle Bloomberg'den satırlar. Ve buradan Financial Times'ın kapak sayfasına geçelim. Oraya döndüğümüzde manşette Fed'in iki numarası istifa etti işlem skandalı yüzünden demişler. Az önce aktardığımız gibi Başkan Yardımcısı Clary'de kabaca 1 milyon dolarlık hisse senedi fonu alsat tarihleri Fed aksiyonlarıyla çakıştığı için beklenenden erken bir istifa ile 14 Ocak'ta görevini bırakacak. 17 Ocak'a kadar da Fed Başkanı Powell'ın hangi Fed yetkilisi ne kadar hisse senedi ve tahvil piyasalarında pozisyon aldı ve bunlar Fed'in hareketleriyle ne kadar senkrondu? Bununla ilgili bir şeffaflık paylaşımı taahhüdü söz konusu. Fed 9 trilyon dolarlık bilançosunu küçültecek demişler. Pandemide bu bilançonun ne kadar büyüdüğü yine Financial Times'ın kapak sayfasında ele alındı. Amerika ve Rusya Cenevre görüşmelerinden şu anda farklılıkları aşabilen bir ilerleme kaydetmedi. Bu görüşmeler uzayacak gibi görünüyor demiş Financial Times. Japonya'da yen yine bir miktar daha düşüşle ilgili riskle karşı karşıya 2022 senesinde çünkü faiz farklılıkları merkez bankalarının dikkat çekecek diyor analistler. Bu anlamda yenin ne kadar değer kaybedeceği ile ilgili herhangi bir alt sınır bulunmuyor demişler. Ve özellikle doğal afetlerin gerçekleştiği dönemlerde Kuzey Kore biraz daha uluslararası iklimle mücadele standartlarına sahip çıkabilir detaylarını da Financial Times bugün paylaşıyor kapak sayfasında. Wall Street Journal'a geldiğimizde burada da manşette Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın istifası ele alınmış. Nasdaq tarafında geç de olsa teknolojinin dipten alınmasıyla günün artıda kapandığına işaret eden detaylar var. 10 yıllık kağıt faizi 1.80'in üzerindeyken Richmond Fed Başkanı Barkin'in konuşmasında Mart ayında bir faiz artırımının mümkün göründüğü detayı dikkat çekiyor. Bizde Peak Games'in sahibi aynı zamanda yurt dışında da Farmville'in üreticisi olarak bilinen oyun şirketi Zynga 11 milyar dolarlık bir teklifle karşı karşıya Take-Two'nun satın alması söz konusu olabilir Zynga'yı 11 milyar dolar seviyesi ile diyor.
diyorlar bugün Wall Street Journal'ın kapak sayfasında. Yine kapaktan devam ettiğimizde özellikle çalışanlardan omikron taşıyanlar için imalat sanayi açısından risk teşkil ettiği detayları var. Beyaz Saray'da görüşülen unsurlardan bir tanesi de özel sigorta şirketlerinin evde yapılabilen çabuk testleri kapsama alması şeklinde. Bununla ilgili detaylar da yine takip ediliyor. Bir yandan da özel girişim şirketlerinde özellikle unicorn olanlar, yani değeri 1 milyar doları aşan girişim şirketleriyle ilgili herhangi bir denetleme söz konusu yeterli bulunmuyor demiş SEC. Dolayısıyla Amerikan SPK'sının artık bundan sonra girişim sermayesinin de üzerine gitmesi bekleniyor demişler. Microsoft tarafından da yine bir başka haber başlığı var. Metaverse konusunda aslında çalışması beklenen kabaca 100 kadar kişinin istifası söz konusu oldu demişler. Amerika ile Rusya arasındaki Ukrayna gerginliği de yine kapak sayfada yerini aldı. Bir yandan da Djokovic'in Avustralya Açık tenis turnuvasına geri döndüğüyle ilgili detaylar bugün genişçe yer buluyor uluslararası basına baktığımızda. Ve piyasanın gözü kulağı Amerika'nın enflasyonu ve faizinde oldu bu noktada. Mark Mobius, gelişen ülke piyasalar grubu konuyla ilgili görüş verdi. Bir miktar daha faizde tahvil cephesinde artış beklediğini söyledi. Detayları ekrana getireceğiz, ardından gazeteler. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyona ilişkin uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak duayen yatırımcı Mark Mobius, enflasyon risklerinin yeteri kadar fiyatlanmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinin daha da yükselebileceğini söyledi. Bloomberg'e konuşan Mobius, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ndeki para arzının %30 arttığını, bu durumda enflasyonun yukarı gitmesinin beklenmesi gerektiğini belirtti. Getirilerin yükselmesiyle teknoloji şirketlerinin değerlerinin düşeceğini de ifade eden Mobius, gelir sağlayan ve temettü veren şirketlerin pozitif ayrışacağını öngördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon tartışmaları devam ederken, eski Hazine Bakanı Lawrence Summers da enflasyonla ilgili yeni uyarılarda bulundu. Summers, Fed'in şahin söylemi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvillerinde görülen satış dalgasından sonra bile para politikası yetkililerinin ve yatırımcıların enflasyonu düşürmek için gerekli unsurları yanlış değerlendirdiğini söyledi. Ve dönüyoruz gazetelerden öne çıkan başlıklara. İnternet basınında Habertürk.com, stokçuluğa karşı ağır cezalar getiren yasa resmi gazetede diyor. Stokçuluğa karşı caydırıcılık amacıyla ağır cezalar getiren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ve Dünya Gazetesi'nde ticarette mecburi istikamet ihracat demişler. TL'deki değer kaybı, maliyet artışı ve tahsilat sorunu üretimi ihracata yönlendirirken birçok ürünün iç pazarda arzında kısıtlamaya gidiliyor demiş bugün haberden detaylar. Ve dönüyoruz buradan Hürriyet gazetesine. 52 milyar euroluk büyüklüğe sahip bisiklet turizmi için harekete geçildi. Turizm gelirine bisiklet dopingi haberi var bu sabah. Avrupa'da 52 milyar euroluk bir bisiklet turizmi potansiyeli olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB Spor İhtisas ve Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, gerekli altyapı sağlanması halinde Türkiye'nin 5-6 yıl içerisinde Avrupa'dan büyük bir pastanın sahibi olabileceğini ifade etti. Yaşacan bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkardığı bisiklet dostu otel sertifikasının önemli olduğunu ifade etti. Ve devam ediyoruz turumuza. Bir sonraki başlığımızı Sabah gazetesinden vereceğiz. Orada da 2021'de Milliyet'ten vereceğiz, düzeltelim. 7.7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi haberi var. Ticaret Bakanı Mehmet Muş 2021'de bir önceki yıla göre %76 artışla 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalanmasına imza attıklarını söyledi. Ve Milliyet'ten vereceğimiz başlıkla turumuzu noktalayalım. Yerli üretim cepler pazarı ele geçiriyor demişler. Türkiye'de yerli üretim cep telefonları adetsel bazda pazarın %60'ını ele geçirdi. Ancak kurlardaki artışın ardından üretimin çok avantajlı hale gelmemesi nedeniyle firmalar önlem bekliyor. Sektörün istihdamı da 10 binlere dayandı diyor Milliyet'in bugünkü ekonomi sayfasından haber başlığı. A1 Kapital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal bizimle beraber bu sabah. Baki Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Resmi gazeteden başlıklar var. TL'de vadeli kur korumalı mevduat ürününün artık sadece gerçek kişiler değil, tüzel kişiler tarafından da kullanılabileceğine ilişkin bir başlık söz konusu. Dövizin yanı sıra altından yine TL'ye korumalı şekilde geçişle ilgili bir başka mevzuat değişikliği söz konusu. Ne tip etkileri olur piyasada, ne kadar rağbet görür dersiniz? Özellikle tabii şirketlerin kur korumalı enstrümana geçecek olması ne anlam ifade eder? Evet, öncelikle günaydın. Senin de belirttiğin gibi şimdi bu gerçek kişiler üzerindeydi. Tüzel kişiler muaftı. Gerçek kişilerde
TL mevduatlardan kur korumalı mevduata geçiş oldu ama döviz tevdiatta pek olmadı. İstenilen hedefe şu an itibariyle pek ulaşılmış gözükmüyor. Diğer taraftan baktığımızda tüzel kişiler bu işten muaftı. Muaf olmaları bir sıkıntı kaynağıydı. Niye sıkıntı kaynağıydı? Çünkü ağırlıklı olarak döviz ticareti yapanlar da dahil olmak üzere o taraftaki paralarını değerlendiremiyorlardı. Şimdi bu yeni yapılan düzenlemeyle birlikte tüzel kişiler de bu işin içerisine girince ve onlarda da vade sorunu gerçek kişilerdeki gibi bir ay değil, üç ay ve periyotları daha makul onlar için. Dolayısıyla o tarafa yönelimin biraz hızlandığını, birazdan hatta daha fazla hızlandığını da görebiliriz rahat bir şekilde. Altın tarafında da bir düzenleme bekliyorduk. O tarafta da benzer bir açıklama geldi. Dolayısıyla o taraftan da net bir şekilde gene kayışı görebiliriz. Dolayısıyla hedeflenen verilere ulaşmak için tüzel kişilerin dahil olması bize son derece olumlu ve bunun olumlu etkilerini de şeyde görürüz. Yani iki hafta sonra verilere baktığımızda döviz tevdiat tarafındaki bozulmanın biraz hızlandığını tüzel kişi kaynaklı olarak ve bu tarafa kaydığını görürüz. Bu da zaten hükümetin istediği bir politikaydı. Geç atılmış bir adım, yani 3 hafta sonra atılmış bir adım ama sonuçta adım atıldı ve bu eksikliği de giderildi diye düşünüyoruz. Fiyat tarafına, fiyatlama tarafına baktığında pet bir etkisi olur mu? O rakamları net bir şekilde gördükten sonra etkisi olur ama kısa dönemde pet bir etkisi olacağını tahmin etmiyorum. Ama diğer taraftan biraz da varlık fonundaki şirketler üzerinde onların tuttuğu mevduat tarafında o tarafa bir kayış olacaktır diye bekleyebiliriz burada. Elinde bu hisseleri bulunduranlar açısından ne anlam ifade eder onu da konuşalım isterseniz. Hikaye zaten oradaydı. Varlık fonunun dahil olduğu, varlık fonu sahip olduğu hisseler tarafına baktığımızda ağırlıklı olarak onlarda da döviz kısmı vardı. Dolayısıyla bu 3 aydan başlama süresi o tarafa yönelimi en azından varlık fonunun dahil olduğu şirketler tarafından şey yapar, destekler. Onların da değerleme açısından baktığında işte şey var, %10 kur artışı ne kadar etkiler etkilemez kısmı. Sonra nakit değerlerdeki kısma baktığımızda onu baştan bir hesaplamak ve ona göre kar tahminini biraz daha aşağı çekmek gerekecek. Ama o fazla bir etki yapacağını zannetmiyorum. İlk hafta kısmi bir realizasyon yapar. Onda bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi bir yandan böyle bir başlığımız var. Diğer taraftan da dün para piyasası fonlarıyla ilgili düzenlemelerde değişiklikler gördük Baki Bey. Özellikle mevduat ve katılım hesapları tarafında azami %50 değerlendirilmesi evet. Konusunda bir düzenleme gördük. Buradaki yüzde yukarı yönlü bir hareket yapmış gözüküyor. Buradan da biraz bahsedelim isterseniz. Hem TL mevduat faizleri açısından hem bankaların borçlanma maliyetleri açısından ne anlam ifade eder? Böyle bir haberin geldiği günde banka hisseleri günü yatay eksiyle tamamladılar. Şimdi banka hisselerini dediğim gibi yatay eksiyle tamamladı ama geçtiğimiz hafta hikayede şey vardı. Bu kur korumalıdaki aradaki farkı tahvil olarak verme torba yasanın içerisine girecek vardı ve baskı altında kalmışlardı. Cuma günü böyle bir şey olmadı ya da varsa bile torbadan çıkarıldığı söylendi ve Cuma günü bankacılık endeksi yukarı yönlü prim yaptı. Endekside tutan onlar olmuşlardı. Dün itibariyle baktığımızda bir yatay seyir, o senin dediğin düzenleme bankaların maliyetleri açısından bir rahatlama yaratabilir ama genel anlam itibariyle bankacılık sektörünü baskı altına alacak bir etmen değil. Buradaki hikaye mevduat tarafında daha fazla pay alın, o tarafa yönlendirin kısmı açısından bakmak lazım. Ama bizim için borsa piyasası için en önemli kriter BES'teki %25 payın %30'a çıkması ve o artı beşlik kısmın hisse senedi tarafı ve mevduat tarafı arasında dağılımının nasıl olacağı yönünde. Orası netleştiği zaman hisse tarafına daha fazla ağırlık verilir ve o para dediğim gibi iki tarafa kırılır ve hem TL mevduat zaten sabit getiriler genel itibariyle ağırlıklıydı o tarafta. Sabit getirili menkul kıymetler tarafındaki yönelimle hisse tarafındaki yönelim beraber hareket ettiği takdirde borsanın önümüzdeki 3 aylık periyotta zaten pek bir alternatifi de gözükmüyor. O tarafa para akışının daha hızlandığını görebiliriz ama bankacılık sektörü üzerinde senin dediğin gibi baktığında maliyet tarafında bir rahatlama yaratır. Zaten yeni düzenlemelerin tamamı 20 Aralık'tan bu yana gelen düzenlemelerin tamamı da bankacılık sektörü için pozitif gelişmeler. Zaten karlılıkları gayet güzel gelecekti beklentiler üzerinde. Şimdi de kredi mevduat makası açıldıkça açılıyor. Dolayısıyla bu açılma bankalar üzerinde karlılık olarak da olumlu yansıyacaktır ve bundan bir ay öncesine kadar bankacılık sektörü olmayan talebin son bir aylık periyotta neredeyse arttığını görüyoruz ve bunun daha da arttığını göreceğiz yerli yatırımcı tarafından. Yabancı tarafında da güzel bir roadshow yaptığımız takdirde onlar da gelirse dolayısıyla ilk bankacılık sektörüyle beraber endeksin yukarı yönlü hareketinin arttığını ondan sonra da büyüme tendansı şirketlerin buna eşlik ettiğini göreceğiz diye düşünüyorum.
Şimdi dünkü borsa hareketine baktığımızda yüzdesel en çok Erbosan yükseldi. Arkasında Türk Hava Yolları, Coca-Cola, Pegasus, Torunlar, Gio vardı. Yüzdesel bazda en çok düşen tarafta Tofaş, BİM, Ford Otoyolu, Eczacıbaşı ve Ekoa Granit hisselerini görmüştük. Puan bazlı katkılarda Türk Hava Yolları'nı Aselsan, Coca-Cola, Sasa Polyester, TAV Havalimanları izlerken puan bazlı baskılarda BİM'in yanı sıra Ford Otoyolu, Tofaş, Ereğli Demirçelik ve Akbank da ilk beşin içerisindeydi. Dün 63 hisse yükselirken 31 hisse düştü. 6 hisse günü yatay biçimde tamamladı. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner de dünkü düzenlemeyi değerlendirdi. Bankaların fonlama maliyetlerini aşağı çekmesi açısından olumlu bir gelişme dedi. Para piyasası fonlarında bu mevduat yapma şansımız çok fazla olmuyordu. Tabii son dönemde yaşadığımız bu TL sıkışıklığı, işte yeni çıkan ürünler, bütün bu yaşadıklarımızdan sonra esasında bir TL tarafındaki, sonuçta mevduat tarafında biraz bolluğu yaratmak açısından, çünkü sonuçta paranızı bugün eğer para piyasası fonundaysanız bugün işte gösterge faizimiz 14. 14 civarı, işte TL'nin oluştuğu seviyeye göre o günkü 14'ler seviyesinde bir rakamla satıyorsunuz. Ama tabii şu anda mevduatlar çok daha yüksek oranlarda olduğu için ve bankalarda esasında bu mevduat oranlarını bulamadığı için faizin biraz yükselmesinden dolayı böyle bir düzenlemeye gidildi. Orada şimdi bir fazla bir para vardı. O da ister istemez bu fonların getirilerini birazcık daha önümüzdeki süreç içinde biraz yukarıya taşıyacak. Yani esasında hep piyasayla bir şekilde kuralların değişmesinden dolayı tekrar bir değişikliğe ihtiyaç duyulan bir kural olarak esasında bunun geldiğini söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Faiz üstünde bir rahatlama sağlayabilir en azından, hani bankaların fonlama maliyetinin üstünde birazcık daha olumlu bir rakam sağlayabilir. Çünkü sonuçta ciddi bir para yatıyor o tarafta ve bu yatan para da esasında önemli olan şu: 14'e göre avantajlı olacağı için bu ne demek? Oraya bir para akışı olacak demek bizim fonlarımızda. Yani muhakkak biz de işte bugün de yaptık. Hani önümüzdeki süreçte bir mevduata doğru bir kayışın esasında içimizden olacağını hani bu süreç içinde göreceğiz. Bu da ister istemez bir şekilde bir fonlama maliyetinin belki birazcık düşmesine sebebiyet verecek. Ama yine etkisi hep söylediğim gibi, yani bu tarz değişikliklerin etkileri bir süre için hep limitli değişiklikler oluyor. Ama sonuçta bu da birazcık fonlama maliyetini aşağı çekecek bence bir gelişme oldu. Şimdi bankalarla ilgili siz de söylediğiniz son birkaç haftadır atılan adımlar biraz daha onları belki soluklandırmaya, biraz daha belki önümüzdeki en azından 3 ayı rahatlatmaya ilişkin adımlar olarak değerlendirebileceğimiz hamlelerdi. Bloomberg Intelligence'ın bir hesabı var. Bu dönemin öncesinde gerçekleşen kurdaki ani zıplama hareketlerinin bankalar üzerinde, özellikle 6 büyük bankayı incelediğinde kabaca 6,5 milyar dolarlık bir fatura çıkardığını hesaplamışlar. Ne dersiniz? Buradan bir toparlanma, son adımlar sağlar mı diye sormak isterim. Bir de yine kur ve banka demişken yine Bloomberg Intelligence'dan bir değerlendirme diyor ki 21 Ocağı kadar özel bankalar döviz varlıklarının %10'unu TL'ye çevirmeli, yoksa zorunlu karşılık yüzünden ödeyecekleri komisyonların vergi öncesi karları etkilemesi söz konusu olur. Bu yönde bir beklentiniz, hesaplamanız var mıdır? İlk önce ikisinden baktım. O yönde bir hesaplama yapmaya çalıştık ama o kadar güçlü bir şekilde bir zorunluluk görmedik orada biz yaptığımız hesaplamada. Ama diğer taraftan senin dediğin gibi bankacılık sektörüne nefes aldırma değil, bankacılık sektörünü daha da güçlendirme yolunda bir hamle olarak görüyoruz biz bunları. Dediğim gibi biraz önce de bankacılık sektörünün zaten karlılık konusunda bir sıkıntısı yok. Açıklanan verilerde de görüyoruz. Tahsil gecikmiş alacaklarda sıkıntı yok. Sermaye yeterlik oranlarında da bir sıkıntı yok ve güçlenmeye de devam ediyor. Şimdi bu kompozisyonda bu yeni yapılan düzenlemelerle kredi mevduat makasının açılması onlara ekstra bir kar yaratırken, diğer taraftan baktığımızda da son dönemlerde, son 2 aylık periyotta özellikle vatandaşların internet üzerinden, bankacılık mobil sistem üzerinden kur üzerinde de hedge yaptığını gördük. Yani alsat yapmaları ve oradan da bir kar geliri elde ettiklerini görmekteyiz. Dolayısıyla bu da bankacılık sektörüne komisyon gelirinin artısı olarak yansıyacaktır ve bu da mevcut şartlarda Merkez Bankası'ndan pek bir şey de beklemiyoruz, aksiyon da beklemiyoruz faiz konusunda. Bunu bir araya getirdiğimizde bankacılık sektörünün İşte en kötü ihtimal önümüzdeki 3 aylık periyotta Nisan başına kadar piyasadan pozitif yönde ayrışmasını bekleyebiliriz. Yani akım o tarafa doğru yönelecektir. Burada bir beklenti de var. İşte bir tane bankamızın çağrı fiyatı vardı. Onun yukarı yönde güncellenmesi de biraz piyasayı şey yapıyor, tutuyor diyelim. O tarafta da bir açıklama gelirse, olumlu ya da olumsuz fark etmiyor, benzer durumda olduğu takdirde bankacılık sektörünün yukarı yönde hareketin biraz daha ivmelendiğini görebiliriz. Çünkü şu anda bir dengelenme ve dengede ne olacağını görme çabasındayız. Ve atılan adımlar genel itibariyle baktığımızda bankacılık sektörünün karlılığını arttıracak adımlar olarak görüyoruz. Ve bu da bankacılık sektörünün yatırımcı açısından da yenilebilir enerji hisseleriyle beraber
İki taraftan da yüklenmesine neden oluyor ve o tarafta da rahat bir kompozisyon oluşturuluyor. Şimdi az önce borsada yükseliş potansiyelinin süreceğine inanıyorum dediğiniz için oradan da devam edelim isterseniz. Çünkü TL bazında kırdığımız rekorlara rağmen sizinle de yayınlarda konuşuyorduk. Dolar bazında bir yerinde sayma çabası şeklinde yansıyordu grafiklere. Bundan sonrasında yine dolar bazlıya bakmaya devam edecek misiniz? Nereleri takip ediyorsunuz? Hedef fiyat seviyelerinizde var mıdır bir güncelleme? 12 aylık tarafta neler beklersiniz? Yok, 12 aylık tarafta bir güncelleme yapmadık. Çünkü faiz tarafının ve kur tarafının oturmasını bekliyoruz. Görüntü itibariyle işte bu ay sonuna doğru bir güncelleme yaparız. Çünkü 22 şu anda risksiz faizi nereden hesaplıyorsunuz? Yani işte zaten hikaye oradan kilitleniyor. 17,5 kullanıyoruz ama görüntü onu biraz daha yukarı çekecekmişiz gibi gözüküyor. Çünkü enflasyon beklentisine baktığında %30'lar bandında bir beklenti var. Kur tarafına baktığında işte bu hafta Cuma günü göreceğiz Merkez Bankası beklenti anketinde de eski adıyla yeni adını karıştırıyorum. Orada da kuru da büyük bir ihtimal 16,5 civarında yıl sonu beklentisi oluştuğu takdirde Amerika'nın şu anki tahvil faizlerindeki artışın bizim tahvillere yansımasını da koyduğumuzda ki yılbaşına başlarken 2'ydi, 2-3 gün sonra 3 faiz artışı, şimdi FED'den 4 faiz artışı bekliyorsun. Bunları da yedirdiğin takdirde orada senin 10 yıl tahvil faizi beklentin, orada kullanacağımız parametre görüntü mevcut eksi 2 üzerinden gidiyoruz. 23'lerde olduğu takdirde de bizim ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti aşağı yukarı 19 civarında, o civarlara gelmesi gerekir. Bu da ne yapar? Normal şartlarda senin endeks bazında 2600-2700 beklentilerini 2450-2500 bandına çeker. Şu anda kaba taslak söylüyorum bunu. Böyle bir durumda da bizim yapmamız gereken ne? Büyüme tendanslı şirketlere, biraz önce sen de söyledin, işte havacılık sektörü zaten güçlü bir şekilde gidiyordu. Diğer taraftan yenilebilir enerji üzerindeki sektörlere şey yapmak gerekiyor, şirketlere yönelim yapmak gerekiyor. Bununla beraber gene büyümeye tendanslı bizim yazılım şirketleri üzerinden gitmek gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir pasta oluşturduğun takdirde Avrupa tarafındaki otomotiv sektör beklentileri kötüleşti, o tarafa da bir yönelim olacaktı. Onlardan da ihracat yapan, ihracatı güçlü kompozisyon yaptığımız takdirde kısa, yani eskiden yaklaşık biz kendi adımıza söyleyeyim 16-17'lik bir model portföy üzerinden gidiyorduk. Şimdi 7-8'e indirmemiz gerekecek onu ve bunu düzenli update etmemiz gerekecek. Çünkü o kadar oynak bir zemin içerisindeyiz ki beklentiler hemen değişiyor. Yani 20 Aralık'tan önceki öneri listesi ve şu anki öneri listesi yaklaşık %50 revize edilmiş durumda. Yani hisseler değiştiler bir anda beklentiler. Evet. Çünkü o zaman biz senin de söylediğin gibi kur yukarıya gidiyor, dövizcilere yöneli. Şimdi kur aşağıya geliyor. Belirli bir bantta döviz borçlulara yönelimine dönmeye başladık. Hikayeyi değiştirdik. Ama ana hikaye büyük bir ihtimal bu Londra'da yapılacak roadshow'dan sonra daha bir belirgin hale gelir ve daha rahat bir şekilde tahminlerde bulunabiliriz. Ama şu kompozisyonda tahminler biraz muğlakta kalıyor gibi gözüküyor. Şimdi o tahminlerden isterseniz devam edelim. Şimdi muğlak ama sonuçta bir beklentimiz, bir varsayımımız tabii olmak zorunda pozisyon almak için veya en azından ne yapacağımıza karar vermek için. İşte mesela İstanbul Portföy'den Tufan Deriner diyor ki biz şimdilik bekle gör öneriyoruz. Çünkü çok fazla bir öngörülebilirlik söz konusu değil. Baktığınızda mesela Tufan diyor ki ben Ocak toplantısından, 20 Ocak'ta gerçekleşecek para politikası kurulu toplantısından enflasyon 19 yılının zirvesinde gelmiş olmasına rağmen bir 100 bas puan daha faiz indirimi gelebileceğini düşünüyorum. Profesör Doktor Burak Arzova ile konuştuk mesela geçen hafta. Hoca diyor ki enflasyon yükseldi, daha da yükselecek. İşte yabancı kurum raporlarında %50'lerle tepeler yapılması yönünde beklentiler var. Ama ben bu toplantıda merkezin pas geçeceğini düşünüyorum. Bilemiyorum siz neler dersiniz? 20 Ocak PPK'dan ve aynı zamanda 27 Ocak'taki enflasyon raporundan nasıl bir beklenti içinde olmalıyız? Yani şöyle söyleyeyim, şimdi zaten matematiksel üzerinden gitmek oldukça zorlaştı. Yani kırılımları da doğru düzgün istediğin kadar yap, matematiğe yerleştir. Enflasyonla para politikası faizi arasında bir ilişki kalmadı. Çekirdeğe bakıyorduk, çekirdek çok kalmadı. Çok negatif reel getirideyiz değil mi? Yani oldukça öyle bir seviyeye güzel geldi ki yani 7 derken bir anda işin rengi 10'lu rakamları, neredeyse 20'li rakamları çıkmaya başladı. Yani o derecede bir sıkıntı oluştu. Bu sıkıntı ne yaptı sana? İlk etapta yurt dışı kurumlarda TL'ye yönelik öngörülerin kısıtlanmasına ve öngörü yapmıyoruz demeye, bir belirsizlik olduğundan dolayı. Mesela dün sizin yayınlarda da gördüm, otomotiv sektörü de yılın son çeyreğine yönelik beklentilerinde bir soru işaretleri oluşturuyor. Beyaz eşyacılar da aynı şekilde. Aralık ayında kur ne olacak bilmiyoruz diyor. Şimdi böyle bir konsept içerisinde ben Merkez Bankası'nın faiz indirimi döngüsüne devam etmesini beklemem. Çünkü
genel açıklamalara baktığımızda da Sayın Göksel Aşan'ın da açıklaması vardı. O da diyor ki işte Mart ayında pik yapacak, Nisan'dan sonra geri çekilecek. Bunu ama Göksel Bey'in aynı zamanda açıklamasında Ocak ayında negatif enflasyon beklentisi de vardı ama üzerine başka veriler geldi. Belki şimdiki hani sonrasında gelen zamları katsa belki öyle bir beklentisi de olmazdı. Evet, bilmiyorum. Yani dediğim gibi yani Göksel Bey'in açıklamasından iki gün sonra gelen veriye görünce oradaki hikaye biraz negatif kısmı biraz kenarda kalmış oldu. Taça çıkmış oldu. Genel anlamda baktığımızda hepimiz zaten piyasa genelinde de Mart ya da Nisan ayında bunun pik yapmasını bekliyoruz. Dolayısıyla pik yapılan bir yerde bir süreç içerisinde Merkez Bankası'nın faiz indirmesini pek beklemem. Ama 100 bas puan indirim yaparsa da bunun işte kredilere yansıması ne olacak kısmında hem TÜSİAD hem MÜSİAD tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda onlar diyor ki politika faizini indirdin ama bu kredilere yansımadı. Sonuçta her hafta açıklanıyor ve kredi maliyetlerini görüyoruz orada. Yukarı yönde ufak da olsa yukarı yönde bir ivmelenme var. Dolayısıyla hem kredi maliyetlerinde yukarı ivmelenme var hem yaptığın düzenlemeler bile mevduat faiziyle %14'lük faiz arasındaki sapmanın dengelenmesi üzerine yapınca sen onu bir kere daha indirmezsin, pas geçersin diye ben de düşünüyorum. Ama dediğim gibi matematik üzerinden gidemediğimizden şu dönemde 100 bas puan indirim yaparsa da sürpriz olur mu? Kuru yukarı atar. Yani amaç kuru yukarı atmak değil, döviz tevdiatı çözmek olduğundan yapılan işlemler de, yapılan düzenlemenin tamamı da TL mevduatta olsa kur korumalıya yönlendirme üzerine olduğundan dolayı ben pas geçmesini beklerim. Enflasyon raporuna gelince zaten en büyük beklentimiz ve öngörülebilirlik hikayemiz biraz oradan oluşacak. Hem bu cuma açıklanacak Merkez Bankası eski adıyla beklenti anketindeki enflasyon beklentisi ne olacak hem de merkezin hikayesi ne olacak kısmını burada rahat bir şekilde önümüzdeki bu ayın sonlarına doğru göreceğiz. Orada görüntü yani %25 civarında bir enflasyon piyasa beklentisi üzerinden gidersem 25-23-25 bandında bir enflasyona karşılık Merkez Bankası'nın da herhalde 17-18 bandına çekeceği bir enflasyon görebiliriz. Ama burada reale döndüğün zaman yapacağın değerlemeler üzerinden baktığında orada 20'nin üzerinde bir enflasyon kullanılması bence son derece makul olacaktır. Bu da ne yapar bize? Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Merkez Bankası'nın beklentisiyle piyasanın beklentisi ayrışırsa genelde piyasanın beklentisi gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla yatırım enstrümanlarında da işte kur korumalı ya da enflasyona dayalı bir çalışma, mevduatta çalışması yapılıyormuş. O tarafa yönelim olur ve bence bu sene kurdan ziyade herkesin konuştuğu, hepimizin konuştuğu enflasyon, hangi ülkeden bahsedersen bahset, ilk önce enflasyondan giriyorsun zaten. Enflasyona dayalı bir mevduat hamlesi bence kur korumalıdan daha başarılı olur ama onun adı işte mevduat yani faize dayalı değil de başka bir şekilde kurtarmak gerekir diye düşünüyorum ben. Evet, benzer hamleleri zannediyorum Bakan Albayrak döneminde de konuşmuştuk ama tabii farklı bir formatta da gelebilir, izlemek lazım. Şimdi dediniz ki dünyada herkesin gözü artık enflasyona çevrildi, doğrudur. FED tarafına mesela geldiğimiz için Powell bugün ne söyleyecek merakla bekleniyor. Enflasyon ısrarcı olmasın diye FED elinden geleni yapacak şeklinde başkanlığının teyidi için senatoda yapacağı sunumda konuşma metninde ifade var mesela. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon diyor ki bu seneyi FED'in 4 faiz artırımıyla artıracağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Daha fazlasının geleceğini düşünüyor JP Morgan CEO'su. Aynı zamanda Goldman Sachs bu sene 4 faiz artırımı artık bekliyoruz dedi ve bilanço küçültmeye de aralık değil Temmuz'da başlar diye düşünüyoruz dedi. Siz neler beklersiniz o cepheden Baki Bey? Çünkü orası tabii gelişen ülkeler için en büyük risk şu anda. IMF dedin uyarmış. Fed beklenenden evet. Hızlı sıkılaşırsa sermaye akımları ve kur dalgalanmalarında artışlar olabilir diye. Yani şöyle söyleyeyim, IMF'den başlayayım ben. IMF'de geçtiğimiz sene de gene Şubat ayında gelişmekte olan ülkeleri Fed'in atacağı adımlara yönelik uyarıda bulunmuştu. Bu sefer Şubat yerine ocağın ortasında, kabul edersek kendimizi, ocağın ortasından uyarmaya başladı. Çünkü hikaye öyle bir noktaya geldi ki yüksek enflasyon kalıcı. Yani bunun gideceği pek şey yok. Çünkü arz talep dengesizlikleri devam ediyor. Ne zaman toparlanacağı yönelik bir şey de yok. Öngörü de netleşmemiş durumda. Diğer taraftan istihdam konusuna bakıyorsun işte orada kuvvetli ifadesini kullanıyor ama genel anlamda şahinler ve güvercinlere de baktığımızda FED tarafında maksimum seviye istihdam tarafında geldik yani gelmek üzereyiz diyorlar. Dolayısıyla bu şekilde baktığında kalıcı bir enflasyonun var. İstihdam tarafında da bir sıkıntın gözükmüyor Avrupa tarafı da dahil olmak üzere. Şimdi bu kompozisyonda senin faiz artışı yapman ve bilançoyu hızlı bir şekilde küçültmen lazım. 3 makul gibi gözüküyordu ama Amerikan tahvil getirilerindeki yükselişin devamı 4'e
Sonra bir de 5 olabilir. Yani 4 tane 25 bas puanlık her çeyrek 25 olmak üzere tolere edilebilir noktaya geldi. Çünkü enerji fiyatlarındaki yükselişin düşmesini kimse beklemiyor. En basitinde o tarafa geliyorsun. Gıda tarafına geliyorsun. %22'lik global anlamda bir gıda enflasyonundan bahsediyorlar. Beklentiler o yönde. Şimdi onu da koyduğun zaman hem gıda sorununda hem de enerjide bir sıkıntın varsa yapabileceğin bir şey kalmıyor. Faizi kontrol altına, enflasyonu kontrol altına almak için faizi yükseltmen gerekiyor ve onu tölere edebilir kompozisyondalar. Hem Avrupa tarafı hem Amerika tarafı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere baktığında işte o yüzden dedim geçen sene IMF Şubat ayından itibaren uyarmaya başlamıştı. Faiz artışlarında normal prosedür, ortodoks politika uyguladığında faiz artışlarıyla bunu dengelemeye, para çıkışını sınırlamaya, para gelişini de arttırmaya yönelik hamleler yapıyorsun. Ama Sayın Bakan'ın açıklamaları var. Biz heterodot tarafa gideceğiz. Hı hı. O tarafta nasıl bir açıklama yapılacak? Çünkü onun kırılımına baktığında başka anlamlar da çıkıyor. Fiyatları sabitleme üzerinden ama o tarafı kastetmediğini düşünüyoruz biz. Ama görüntü itibariyle baktığımızda sermayeyi buraya çekmek için biraz bu son adımların etkisinin görünmesi ve ana kriter olarak da TL'ye yönelik tahminlerin tekrardan yapılabilir olması gerekiyor ki Türk piyasasını yabancıların ilgisi olsun hem şey tarafına, mevduat tarafına olsun, bono tarafına olsun hem de sermaye piyasaları tarafına olsun. Yoksa borsa tarafına baktığında %40 bandına çekilmiş bir sahiplik var yabancıların. Tahvil tarafına baktığında %4 bandındayız. Dolayısıyla bu sefer iç tüketimi arttırmaya yönelik, iç tasarrufu arttırmaya yönelik olması gerekecek. Ama iç tüketimin artmasını istemiyoruz. Tasarrufun artmasını istiyoruz ama satın alma gücü tarafından baktığında orada da zayıflama var. Dolayısıyla o tasarrufu da yapamıyorsun. Bu sefer nitelikli yatırımcıların tasarrufuna yönelik hamleler yapman gerekiyor. Biz son dönemlerde biraz nitelikli yatırımcının tasarrufuna yönelik hamle yapıyoruz. Ama bu iş yurt dışından sermaye gelmedikten sonra bize oldukça zorlayacak bir kompozisyonda mevcut durumda öyle gözüküyor. Nisan ayını göreceğiz. Yani çünkü genel itibariyle Nisan ayından sonra bu verilerin, yapılan hamlelerin sonuçlarını görmeyi bekliyoruz. Açıklamaları var. Biraz beklememiz gerekecek şu kompozisyonda. Şimdi JP Morgan CEO'su aynı zamanda diyor ki 2022 senesinde Euro bölgesinde gerçek büyüme %4,6 ile ilk defa 2016'dan bu yana Amerika'nın üzerinde gerçekleşecek. Onu da tabii takip edeceğiz. IMF'nin uyarısını en çok bizim ciddiye almamız lazım diyor finans yöneticisi Recep Atakan. Kulak veriyoruz. IMF gelişmekte olan ülkelere bu faiz artış sürecine girilme konusunda uyarı verirken aslında tabii bundan en çok dersi çıkartmamız gereken ülke biziz. Çünkü hem negatif reel faizde şu anda rekor kırıyoruz hem de önümüzdeki günlerde bunun tersine bir politika göreceğimizi düşünmediğimiz için. Şimdi paradigmada bizim şu ana kadar ezberlerimiz ya da daha önce test ettiğimiz husus önce parasal genişlemenin yerini parasal daralmaya bırakması arkasından faiz artışı gibi bir takvim bekliyorduk. Ne yazık ki bu takvim terse döndü. Bu sefer herhalde faizler yukarı çıkarken enflasyonla mücadele tarafında parasal genişlemeyi o kadar sert aşağı çekmeyecek tahminleri oluşmaya başladı. Bence yeni bir paradigma girdi hayatımıza. Önce bir tapering'in azaltılması arkasından faiz artışı beklerken şimdi erken bir Mart ayı gibi bir takvim karşımıza çıkmaya başladı. Bence artık dış etkilere biraz daha maruz kalır vaziyette bir ekonomi sürecine gireceğiz. Şimdi bugün bu arada cari denge verisi de gelecek. Onu da hatırlatalım. En son 3.16 milyar dolar fazla vermiştik. Kasım ayına ilişkin 2.5 milyar dolarlık bir açık beklentisi terminlere yansımış. Saadettin Bey'in sorusu var. Diyor ki Baki Bey özellikle birinci çeyrek, ikinci çeyrekte büyümeyi nasıl görüyorsunuz? Özellikle ihracat açısından nasıl bir katkı olacak büyümeye? İsterseniz buradan da bahsedelim. Çünkü enflasyonla ilgili çıpalamada cari dengeyi de söylemlere ekleyen bir merkez bankası olduğu için karşımızda bu gözle de takip ediyoruz. Burayı artık. Yani söylem değil de enflasyon tarafında direkt cari dengeye endekslenmiş. Para politikası da cari dengeye endekslenmiş ama biz cari denge üzerinden bunu matematiksel yöntemle nasıl çıkaracak kısmını hala çalışma evresindeyiz. Çünkü nasıl öngörülüyorlar pek tahmin edemiyoruz orada. Ciddi sıkıntı oluyor. O yüzden zaten para politikasında faiz indirimi olacak mı
pas mı geçecek kısmı bile muğlakta kalıyor. Senin öngörün, benim öngörüm ama bunun matematiksel bir şeyi yok. Değerleme kısmı yok. İhracat tarafına baktığında ihracatta rekor kırdık. Cari fazla da veriyoruz. İhracatta görüntü itibariyle birinci çeyrek rakamları da beklentiler dahilinde ekstra bir omikron kapanması olmadığı takdirde o da tutulacaktır. Ama biraz önce yayının başında sen ihracatla ilgili bir gazete haberini okurken orada ihracata yönelmemiz gerekiyor. Çünkü yurt içi tarafta tahsilatta sıkıntı var, kredilerde sıkıntı var, talepte de sıkıntı var başlığını kullanmıştı okuduğun gazete. Şimdi böyle olunca sadece dış tarafa yönelim biraz sıkıntı yaratabilir. İçteki büyümeyi net bir şekilde baskılar diye düşünüyorum. Çünkü biz genel anlamda iç taleple büyüyen bir ülkeyiz. Yani senin aramalı ithalatı yapmadan ihracat tarafına net bir şekilde yüklenemiyorsun. Şimdi orada kuru bir şekilde dengeledik gibi gözüküyor 13-14 bandı aradığında. Ama bundan sonraki süreçte iç talebi bu şekilde sert bir şekilde vergiler bazlı olarak kıstığımız takdirde sadece ihracat, sadece turizm gelirleriyle büyüme kompozisyonu baktığın zaman manşet olarak son derece olumlu gibi gözüküyor. İhracatı baskıladı, ithalatı baskıladı, ihracat tarafından gidiyorsun ama bu biraz bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde dengesizliği ve işin tutarlılığını sürdürülebilir olmaması nedeni oluyor. O yüzden net bir şekilde geldi ikame malı üretimini burada yapmamız, hızlı bir şekilde yapmamız lazım ki bu dengeyi rahat bir şekilde sağlayalım. Yoksa söylem olarak son derece dediğim gibi güzel ama işlevsel olarak sürdürülebilir olarak görmüyoruz. İhracat tarafına baktığımızda işte borsa tarafındaki fiyatlama 20 Aralık'tan önce tamamıyla ihracata yönelik ama orada da hep ne diyorduk? Kurun artışı sürdürülebilir değil, bu şirketlere bir süre sonra zarar vermeye başlar. Şimdi şu kompozisyonda baktığımızda kurda bir dengelenmeyi görüyorsun ama bu sefer de maliyet enflasyonuyla karşı karşıyasın ve maliyet enflasyonundan dolayı ihracatçılara geçen hafta baktığımda kurun biraz yükselmesini istiyorlar çünkü maliyet avantajımızı kaybettik diyorlar son elektrik ve doğalgaz vergileriyle beraber. Bu sürecin nasıl idare edildiğini görüp ikinci çeyreğe yönelik bir tahminde bulunmak bence daha makul olacaktır. Çünkü ilk çeyrekte mevcut konjonktür 3 aşağı 5 yukarı belli ama ikinci çeyrekte ne olacağını net olarak şu kompozisyonda söylemek biraz muğlakta kalır, havada kalır, altını dolduramamış oluruz diye düşünüyorum ben. Şimdi bahsettiğiniz haber Dünya Gazetesi'nin manşet haberi, bu arada hatırlatalım izleyicilerimize. Ticarette mecburi istikamet ihracat demişler. TL'deki değer kaybı, maliyet artışı ve tahsilat sorunu üretimi ihracata yönlendirirken birçok ürünün iç pazara satışın arzında kısıtlamaya gidiliyor demişti gazete. Hazır giyim tarafından Şeref Fayat diyor ki kimse kur farkından zarar etmek istemiyor. Ancak sadece ihracat yapmak için ihracata girmenin de riskleri var. Kimya sektörü adına Murat Akyüz diyor ki riski dağıtmak isteyenler ihracata yöneliyor. Dövizin %25'inin Merkez Bankası'na satılması kararı olumsuz etkileyebilir demiş. Plastik sektör adına Yavuz Eroğlu konuşmuş. Diyor ki havuç şu an ihracat pazarında, kur riski yok. Pazar büyük, tahsilat mekanizması daha iyi ancak kalıcı olmanın zorlukları var. Ve demir çelik adına, demir ve demir dışı metal düzeltelim adına da Çetin Tecdelioğlu konuşmuş. Diyor ki iç piyasa daralıyor. İhracata yönelim normal. İç piyasanın yeniden canlanması teşviklere bağlı şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Dün bu ortamda biz bir de işsizlik rakamlarını karşıladık. Özellikle genç işsizliği ile ilgili İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sinan Alçın vardı yayınımızda. Neler söyledi paylaşacağız. Manşet rakam aynı kalmakla birlikte alt kırılımlarda farklılaşmaların olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi genç işsizliğinde bir artış olduğu gözüküyor. Özellikle Ekim ayı rakamıyla karşılaştırdığımızda Kasım ayında önemli de bir hareket var. Yani Ekim ayında %20 düzeyindeki genç işsizliği Kasım ayında %22'nin üzerine çıkmış durumda. Şimdi bunun gerisinde ne var diye baktığımızda özellikle iş gücüne katılımda ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz. Genel olarak da verilerin bütününe baktığımızda sektörlerde örneğin bir önceki ay sanayi ve inşaat sektöründeki istihdamda geri çekilme vardı. Fakat bu ay, yani Kasım ayı, açıklanan Kasım ayında hem sanayi hem de inşaat sektöründe de istihdam artışı var. Yani bir taraftan istihdam artışı var ama bir taraftan da iş gücüne katılımda yoğunlaşan bir artış var, özellikle de gençlerde. Şimdi geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştıracak olursak pandemi etkilerinin daha ağır hissedildiği bir dönem, yani 2020 yılı Kasım ayı, burada %13 düzeyinde bir işsizlik vardı. Tabii hesaplama yöntemi de biraz değişti o günden bugüne doğru geldiğimizde. Ocak ayından itibaren biliyorsunuz TÜİK farklı bir
hesaplama yöntemine geçti ve biraz daha geniş spektrumda veri bize sunuyor işsizliğe dair. Fakat manşet rakamları tam olarak karşılaştırma olanağı tabii ortadan kalkmış oldu. Yani geçen yıl Kasım'ın %13'ü ile bu yılın Kasım'ındaki %11'i işte elma elma veya armut armut diye karşılaştıramayız tam olarak. Sonunda da Avrupa'dan düşelim isterseniz. Çünkü ihracat dedik, en büyük pazarımız tabii Avrupa. Oradaki büyüme beklentilerinin bu sene Amerika'dan daha yüksek olacağını evet. söylüyor JP Morgan CEO'su. 2016'dan ilk defa beri ilk defa böyle bir ortam göreceğiz diyor. Son notu da isterseniz oradan aktararak noktalayalım sohbetimizi Baki Bey. Şeyde Avrupa Birliği tarafında da enflasyon geçtiğimiz günlerde de net bir şekilde açıkladılar zaten. Onlar da enerji maliyeti beklenti 4.8 değil de 5'in üzeri olabilir diyor. Dolayısıyla onlar da bu sene içinde ne bekliyorduk? Herhangi bir şeye dokunmayacak, pas geçecekler. Şimdi onlar da Haziran ayında bir faiz arttırımı yapabiliriz konuşmasına başladılar. Genel anlamda baktığımızda Amerika bu sene maksimum büyüme, bu sene derken 2021'i kastıyorum. 2021'de maksimum büyümeye Avrupa geride kalacaktı ama yeni atılımlarıyla beraber, biraz da burada Yunanistan ve İtalya'nın toparlanma hızının artmasıyla beraber o tarafta da bir normalleşme görüyoruz ki bunu Amerikan tahvil faizleri getirileri yükselirken Almanya, Fransa ve İsviçre'nin de yükseldiğini görüyoruz. Bunlar da ona eşlik ediyorlar. Bizim için Avrupa pazarı son derece dediğim gibi önemli, biraz da ihracat tarafı için önemli ve otomotiv sektörü için son derece önemli. O taraftaki büyüme talep tarafına baktığımızda biraz beklentileri aşağı yönlü revize ettiler. Biraz da otomobil pazarında. Dolayısıyla orada biraz fiyat avantajı ve maliyet avantajını yakalayabilirsek ve elektrikli segmente yönelimi arttırabilirsek o dengeyi sağlarız gibi gözüküyor. Daha önceki dönemlerde de işte bu pandemi döneminde ne oldu? Lokasyon yakınlarından dolayı Türkiye'ye üretimin bir miktarı kaymıştı ama burada da maliyet enflasyonuyla karşı karşıya kalınca onu kaptırmak da istemeyeceğiz. Avrupa piyasasında Çin'den tekrar girmesini engellemek için. Dolayısıyla bir düzenleme oraya geldiği takdirde bu maliyet konusunda tekrardan bizim ihracat tarafında Avrupa Birliği ile ilgili daha tempolu bir şekilde yükseliş görebiliriz. Ama biraz önceki açıklamaların tamamında da o vardı. Maliyet enflasyonunu absorbe edecek bir teşvik beklentisi olduğu takdirde. A1 Kapital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, çok teşekkür ederiz bu sabah bizimle olduğunuz için, değerli yorumlarınız için. Kısa bir reklam arası verelim, ardından Bloomberg HT'de ilk söz programı devam edecek. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Ve Amerika'da dün itibariyle Dow Jones'a 162 puan, S&P'de %0,1'lik düşüşle gün kapandı. Nasdaq'sa gün içinde %2,7 oranında düşüşe vardıktan sonra %0,05 artıda bir kapanış yaptı. JP Morgan stratejisti Kolanoviç teknolojinin dipten alınması gerektiğini tavsiye etti. Özellikle omikron ve faizle ilgili beklentiler piyasada rally'yi raydan çıkarmayacak. Çünkü ekonomi döngüsel şekilde kuvvetli biçimde toplanıyor ve toparlanıyor ve Fed de kademeli şekilde sıkılaşmaya gidecek dedi. Bu sabah itibariyle yine değer kayıpları var yatay biçimde. Dow Jones vadeli %0,01, Nasdaq %0,05, S&P 500 vadeli %0,02 kadar eksilerde hareket ediyor. Powell'ın bugün konuşması var. Senato'da Fed Başkanı'nın ikinci dönemi için adaylığının teyidinde bir konuşma yapacak. Metne göre Amerikan ekonomisinin hızla büyüdüğü ve Merkez Bankası'nın da enflasyonun ısrarcı olmaması açısından elinden geleni yapacağı ile ilgili detaylar var. Powell aynı zamanda pandemi sonrası ekonominin pandemi öncesinden farklı olacağı anında altını çiziyor. Bugün Amerika'nın ajandasına baktığımızda aynı zamanda Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Kansas City Fed Başkanı Esther George ve St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın konuşmaları var. Ek olarak dediğimiz gibi Powell'ın ve yine başkan yardımcısı adayı olarak da Lael Brainard'ın saat 18'de bir sunumu gerçekleşecek. İçeride biz Kasım ayına ilişkin cari dengeyi takip ediyoruz. Aynı zamanda 5 yıllık TL refi endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı ve 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil de yeniden ihracı içeride takip edeceğimiz başlıklar olacak. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu.
Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Bugün aynı zamanda Dünya Bankası küresel ekonomik görünüm raporu açıklayacak. Onu da hatırlatalım ve Pekin'e gidelim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bir kez daha bizimle birlikte. Sadi, son buluşmamızda karma bir seyir vardı Asya piyasalarında. Var mıdır tabloda bir değişiklik? Zeynep, var. Biraz negatif yönde bir gelişme var. Öğleden sonra seanslarındayız Uzak Doğu'da ve biraz satış baskısı ağır basmaya başladı. Özellikle Şangay Uzak Doğu üçlüsüne bakarsak Tokyo zaten eksi açılmıştı ama Seul'de ve Şangay'da da eksiler, böyle kırmızılar daha ağır basmaya başladı. Şu anda da kapanışlar aşağı yukarı 1-2 saat var. Hisse senetleri piyasalarını tekrar söyleyelim. Hafif satıcılı seyir var demek artık daha doğru olur gibi geliyor bana. Zeynep, öbür taraftan tabii kurlara, özellikle döviz piyasalarına ve MTI'ye de dikkatini çekmek isterim. Döviz tarafında çok tabii geçen sene boyunca, hatta pandeminin başından bu yana renminbi'deki ya da Çin yuanı diyelim dolara karşı bir değerlenme seyrindeydi. O değerlenme baskısı diyelim ya da değerlenme etkisi diyelim biraz ortadan kalktı. Şu sebeple de kalktı, para politikalarından konuşuyoruz tabii. 10 yıllıkları kıyaslarsak aradaki fark bir ara 2 puan üzerine kadar çıkmıştı. Şu anda 1 puana daralmış durumda. 3-4 ayda yarı yarıya düştü. Bu da tabii ki hem Çin hisse senetleri tarafına hem tahvil tarafına çok girişler vardı. Daha cazip Çin tahvilleri ya da Çin portföyleri, ama şu anda o cazibesini biraz kaybediyor. Bundan sonra Çin yönünü ters tarafa doğru hareket ederken, yani birazcık daha değersizleşirken görebiliriz. En azından değerlenme etkisi ortadan kalktı gibi geliyor bana. Bir taraftan da tabii Güney Kore bunu Asya'nın büyük ekonomileri arasında en kötü performans gösteren para birimiydi Zeynep. Orada Merkez Bankası biz yakından izliyoruz dedi. Biraz böyle çok dolaylı da olsa müdahale sinyali verdi. Onun da etkisiyle birlikte 2 gündür Güney Kore bunu birazcık toparlanıyor. Japon yenine baktığımız zaman onun da ayrı bir hikayesi var. Biraz dolar endeksi geriledi. O gerileyince Japon yeni de değerlenmeye başladı. Ama burada her zaman söylediğim şeyi bir defa tekrarlayalım. Japon hisseleri, özellikle 225, Japonya'nın global ihracata yönelik olan şirketleri bu kurdaki değer kazançlarını pek sevmiyorlar. Bugün Tokyo'daki satışların gerisinde bu da var. MTI ile ilgili olarak da hemen 2 not düşeyim Zeynep, sözü sana bırakıyorum. Kömür çok önemli. Endonezya'da özellikle termal kömür ihracatçılarının başındaydı ve Ocak boyunca yasakladığını açıklamıştı. Asya'daki enerji piyasalarında biraz tedirginlik yaratıyordu. O yasağı kaldırdı. Bir de şeker diyeceğim, biliyorsun 3 senedir yükseliyor, %58 yükseldi vadeliler. Dünyada gıda fiyatlarına katkıda bulunan bir etkendi. Orada Tayland'da hasat sezonu, şeker sezonu %58'lik bir artış var. Dolayısıyla vadelilere de yansıyor. Vadelilerde de ciddi bir geri çekilme var. Aşağı yukarı Kasım zirvesinden %14 kadar çekildi vadeliler. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok çok teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve yeni günde taze grafikler. Bakalım araştırma masasında ilk sözde Kutay Korap'ın notlarında neler var bu sabah sizler için. Kutay, günaydın. Piyasa açısından yine resmi gazeteyi takip ederek başladığımız bir sabah, ama yurt dışında da gözler Amerika'nın enflasyonu ve bilhassa Powell'ın yapacağı konuşmada olacak. Neler sence etkiler piyasaları? Grafikler bize bu sabah neler söyler? Evet Zeynep, birden fazla başlık var, o yüzden hızlı geçmek istiyorum. Öncelikle tabii jeopolitik sürece dair haber başlıklarını izliyoruz. Kazakistan tarafında sürecin biraz daha sakinlediğini görmekteyiz. Diğer taraftan dün diplomatlar nezdinde Amerika ve Rusya-Ukrayna konusuna dair görüşmeler gerçekleştirdi. İlk gelen sinyallerde toplantıların devam edeceği ve burada Rusya'nın istediği NATO'nun biraz daha Doğu bloğundan uzak kalmasına yönelik başlıkların olumlu olduğu ve diğer taraftan da ABD tarafında Ukrayna'nın sınırına Rus askerlerinin sayısının artmasından endişeli olduklarını söylüyorlardı. Bu konuda da yine tırnak içerisinde bir sonraki görüşmeyi daha gerçekleştireceklerini söylediler. Bunlar da genel manada pozitif şeklinde okunduğunu görüyoruz. İç piyasayla başlarsak Borsa İstanbul tarafına bakalım. Endeks 6 günlük yükselişini sürdürüyor.
Yılbaşından bu yana getiri şimdilik çift taneye ulaştı bile. %10'un üzerine çıkıldığını görmekteyiz. Endeks dün her ne kadar gün içerisinde %1'lerin üzerini görse de kapanışa doğru küresel piyasalarda gerçekleşen satışlardan ötürü kazançlarının bir kısmını verdiğini gördük. Fakat ona rağmen %0.58'lik yükselişle Borsa İstanbul'da günü 2045 puandan sonlandırdı. Fakat gün içi en düşük seviyeden günü kapattığını hatırlatalım. İşlem hacmine baktığımda 34 milyar TL'lik işlem hacmi var. Ki burada 34 milyar TL'lik işlem hacminin 4.4 milyar TL'si Türk Hava Yolları'na ait. Yani piyasadaki toplam işlem hacminin %11'ini Türk Hava Yolları sağladı dün. Ve aynı zamanda bu biraz daha yatırımcılarına da Türk Hava Yolları'nın bundan birkaç yıl önceki hem endeksin yükselişine öncülüğünü hatırlattı. Hem de işlem hacmindeki payı Türk Hava Yolları'nın bundan birkaç yıl önceye kadar %20'leri kadar aştığı tek günler takip edilmiştir. Dün para girişine baktığımda yine Türk Hava Yolları 106 milyon TL ile açık ara en fazla para girişi olan hisse senedi oldu. Diğer taraftan 30 milyon TL civarında Yapı Kredi, Şecan, Petkim ve BİM para çıkışı cephesinde yer aldığını görmekteyiz. Ulaştırma endeksinde çok ciddi bir getiri var kısa vadede. Yılbaşından bu yana 6 günde ulaştırma endeksi %30 getiri sağladı. Bu Zeynep günlük %5 ortalama getiriye işaret ediyor ki burada yılbaşından bu yana %34 getiriyle Türk Hava Yolları bu tablonun en önemli paydaşlarından biri olduğunu da hatırlatalım. BIST 50 tarafında önemli bir diğer başlık vardı. Aptik kuralı, yani açığa satışta bir kademe üstü kuralı uygulanıyordu birkaç haftadır. Ve burada 11 Ocak 2022'den itibaren olağan uygulamaya geçileceği de paylaşıldı. Yani aptik kuralı bugün itibariyle olmayacağını da hatırlatmış olalım. SPK tarafından birden fazla başlık vardı. Burada para piyasası fonlarında mevduat katılım hesaplarında değerlenebilecek azami sınır %25'ten %50'ye çıkartıldı. Tek bir bankada değerlenebilecek para piyasası fonlarının toplam tutarı daha önceki olduğu gibi %6'yı aşamayacağı belirtildiğini söylemiş olalım. Resmi gazete sen de söyledin. Bir, burada perakende ticaret düzenlemesi hakkında ceza yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi. Yani bu rakamların cezai rakamlarının arttığını gördük. Caydırıcılığını arttırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkartıldığı paylaşıldı. Yine resmi gazetede şirket ve kurumlarda artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebileceği başlığı da yer aldığını görmekteyiz. Günün en önemli başlıklarından bir diğeri içeride cari işlemler dengesi olacak. 2,5 milyar dolar açık olması yönünde beklentiler var. Evet, ihracat artıyordu fakat ithalatta da rekor seviyelere ulaşıldığını görmüştük. Turizm gelirleri yıl ortalamalarının üzerinde gerçekleşse de ithalatta o enerjinin payının da önemli bir şekilde yer alması, o 3 aylık cari fazlayı açığa çevirmesi yönünde beklentiler oluştuğunu söyleyelim. Küresel piyasalara bakarsak, bu arada cari denge içinde şunu söyleyeyim, cari denge 12 aylıklarda 15.4 milyar dolara gerilemişti kümülatif açık olarak. Diğer taraftan son olarak şunu söyleyeyim, Bitcoin ve bono fiyatlaması dedim buraya. ABD 5 yıllıklarda yukarı yönlü hareket seyrediyoruz fakat kripto paralar dün 30 bin doların altına sarkmıştı. Yani şu anlık kripto paraların enflasyona karşı koruma görevini tam olarak görmediğini söyleyebiliriz. Birkaç gündür bunu bir dipnot olarak hatırlatayım. Diğer taraftan da gündem, sen de bahsettin. Bir tarafta Fed Başkanı Powell'un açıklaması, diğer tarafta da ABD'de gelecek enflasyon rakamları önemli bir şekilde yerini korumaya devam ediyor Zeynep. Araştırma masasında Ixos için Kutay Korop'a teşekkür edelim ve BloombergKT.com'da öne çıkan başlıkları aktararak devam edelim. BloombergKT.com'dan aktaracağımız ilk başlıkta şirketler de TL'ye dönüşüm hesabı açabilecek deniyor. Resmi gazetede tebliğ yayımlandı. Şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek deniyor. Haberin detayları BloombergKT.com'da. Ve bir diğer başlıkta da Fed Başkanı Powell'dan enflasyonun kalıcı hale gelmesini önleme sözü diyor bugün internet sitesi. Araçlarımızı ekonomiyi ve güçlü iç istihdam piyasasını desteklemek, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacağız açıklaması var. Bugünkü Fed Başkanlığı teyidi sunumunda Senato'da. Böylece ilk sözü noktalayalım. Yeni sabah raporuna devredelim. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.